Peki buyurun. Amerika başkanı e, ne söyleyeceksiniz? Bir şey de Biden <laughs> tabii, yönetimi tabii. ne yapacak? Yani tabii. bazı şeyler o kadar e, o kadar basit değil. Ben yani şimdi e, evet Rus e, Rusya Mısır'a çok büyük bir e, radar koyuyor. Yani radar koyuyor. ve radar antenlerini diktiler herhalde e, Mısır'da. Ama bu arada Amerika'da Mısır'a yılda 3 milyar dolar askeri yardım yapıyor. Yani, yani, işler sadece tek taraflı değil, çift taraflı. Yani bu ülkeler, bu ülkeler dengeleri koruyarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri kesinlikle Rusya'nın e, Doğu Akdeniz'de hakim olmasını istemiyor. Bir defa bunu bir, yere koymamız lazım. Yani kesinlikle Doğu Akdeniz'de <laughs> hakim olmasını istemiyor. Ve bunun için e, bunun için Türkiye'nin harekatına ee, şeyle bakıyor. Böyle ya, e, ne diyelim e, belki sempati edemeyim ama e, görmezden geliyor. Şey yapıyor. Türkiye'nin harekatı. Çünkü Türkiye Fransa'yı e, Türkiye Rusya'yı durdurabilecek durdurabilecek güç o bölgede. İki, i̇lk denge unsuru var. Ama Türkiye'nin de bütün bölgeye sahip olmasını istemiyorlar. Açık. Bu, bunu, bunu, Daha bunu, bunu da bir kullanarak yapıyorlar. Istemiyorlar <laughs> Evet yani bu sırık ya tabii hocam yani durup dururken toprak için sadece kara toprak için yapacak bir şeyleri yok e, toprağın altındaki üstündeki e, ham maddeler enerji kaynakları yani kastettiğimiz tabii bu ki bu yani bu bakımdan Libya'da ne kadar zengin bir ülke olduğunu biliyoruz mesela şöyle bir şey söyleyeyim İsrail o kadar bu, bu, bu konunun da içinde ama bugün veya dün e, İsrail uçağının e, Tunus ve Cezayir üzerinden hava sahasından göğe geçmesine engellediler. Fasa geçmesine engellediler. Hava sahasına izin vermediler. Fasa geçmesine. Fas'ta biliyorsunuz bir anlaşma yapmıştı İsrail. Müsaade etmediler. Yani başka bir hatta hattı kullanarak Fasa indi. İsrail İsrail yetkililer. Yani bölgede denge kurmaya çalışılıyor. Şimdi bir taraftan da Türkiye ile Rusya arasında denge kurarken bir taraftan Fransa'yı devreye sokmak suretiyle Fransa'yı da işin içine sokuyor çünkü sonuçta Fransa'nın da bu bölgeden elde ettiği çok önemli ya da Fransa'nın Fransa'nın refahına geleceğine çok etki edecek bir şey var sistem var yani hem e, sömürgeleri var hem sadece petrol ve doğalgaz değil aynı zamanda biraz evvel söyledim yani dünyada susuzluk ve kıtlıkla ilgili bir dönem başlayacak yani iki, 2021 bu, muhtemelen bunun e, başlangıcı olacak. Yani 2001 yıl, 2021 yılının ya ilk çeyreği ya ikinci çeyreği bunun başlangıcı olacak kıtlık ve şeyin e, susuzluğun. Dolayısıyla o bölgede e, Sahil bölgesinde 4 milyon kilometre karelik bir alan var ekilecek. Çinliler oraya göz koymuş, diğerleri de oraya göz, göz koymuşlar. Yani orada üretip toprak e, peşindeler Fransızların yani. Fransızların ya da diğer ülkelerin şeyleri. Evet üretip yani te, e, ne diyelim tekeller oluşmuş. Yiyecek tekelleri. O tekeller vasıtasıyla e, dünyaya ihraç etmeyi düşünüyorlar. Bütün bunları hesapladıkları zaman yani e, Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede kimsenin hakim olmayacağı Rusya'nın da e, bu bölgede Çin'in de bu bölgede olmayacağı şekilde şeyi dizayn ediyor. E, diğer güçleri dizayn ediyor ve o diğer güçleri kullanarak kendisi devreye girmeden diğer güçleri kullanarak hem Fransa'nın çünkü hem de Çin'in bölgeye hakim olmasını engellemeye çalışıyor. Hem de Rusya'yı ile Rusya'yı karşı karşıya getiriyor. Şeyde olduğu gibi, İdil'de olduğu gibi bir denge denge meydana getiriyor. İstediği şu. Yani kendi sorumluluk alanına Doğu Akdeniz Rus şey için çok önemli bir merkez, Amerika için çok önemli bir merkez. Evet. Asya, -Asya Pasifik önemli ama Doğu Akdeniz de çok önemli. Yani ticaretin %16'sı o bölgeden yapılıyor. Ee, zengin ülkeler var. Ee, dolayısıyla e, onun için buraya hakim olmak, olmaları gerekiyor. Bir de uranyum dahil çok önemli kıymetli madenler var. Ee, ve Çin bunları alırken şöyle alıyor. Yani size size yol yapıyor, köprü yapıyor, başka bir şey yapıyor. Diyor ki tamam ben bunları yaptım ama e, parana gerek yok. Senin şu madenini şu kadar süreyle e, iş diyor. Böyle alıyor şeyleri yani bu, bu, böyle bir e, değişim var bölgede. Onun için e, Amerika Birleşik Devletleri e, devamlı dengeliyor. Yani bizim oraya girmemizi e, girmemizi sağladı. Girdik. E, ondan sonra e, Fransa'nın bize karşı e, Fransa'yı kullanıyor. E, Rusya'yı Rusya kullanıyor. E, bir taraftan da Mısır'ı kullanıyor. Mısır'a yani şimdi nasıl izah edeceğiz mesela Mısır e, hem Radar alıyor şeyden ama e, şeyden e, Rusya'dan. Rusya çok önemli radarlar. Daha çok uzun menzilli. Evet çok önemli. Yani hem de yüksek bir yere yerleştirdiler. E, çok önemli e, konu. İsrail ile Mısır arasında da ilişkiler var. Bakın İsrail Etopya ile görüşüyor. E, Nil'in o meşhur Rönesans barışı dolayısıyla kuruma kuruma ihtimali, daha az su alma ihtimali var. Yani Nil'i ortadan kaldırdığınız zaman e, Mısır evet. diye bir ülke kalmaz. Onun için. Ee, bir taraftan da e, Etiyopya'da İsrail ile e, şey arası Mısır arasında cüretliyorum. Etiyopya ile Mısır arasında e, aradıçılık yapıyor İsrail. Yani evet. böyle bir e, ilişkiler ağı var. Hepsi iç içte geçmiş vaziyette. Bu ilişkiler ağını çok iyi e, bu şey, network'ü yani. çok iyi incelememiz lazım. Dolayısıyla e, Amerika'nın yerinin neresi olduğunu böyle böyle bulabiliriz. Ama e, şunu söyleyeyim yani çok basit. On destekliyor. Biz bu, e, biz bunu destekliyoruz. bir sürü destekliyoruz falan değil. Yani çok daha karışık e, ilişkiler var. Hatta bu konuda e, küreselci, küresel finans grupları da bu işin içerisinde e, bu konuyla ilgili. E, onun için e, bu konuyu e, incelerken, e, basit varsayımlarla incelemeden belki şunu söylemek mümkün. E, her ülkenin kendi çıkarı var. E, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin... Bu çıkarları ile göre kullanıyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz'de ya da Akdeniz'de başka bir gücün egemen olmasını istemiyor. Sırf evet. bunu önlemek için dede ağaca liman yapıyor, e, yani üs yapıyor. Ondan sonra Girit'e, Girit'in Girit etrafına üs yapıyor. Hatta açıklaması var, e, Şeylerin, başka ülkelerin Girit etrafındaki denizlerde... E, at koşturmasını engelleyelim diye Yunanistan Başbakanı'nın sözü var. Yani bunları söylüyor. Hedef e, aldığı Türkiye'de ülke, bugün Türkiye. Naltex ilan yani, etti. Askeri eğitim için Girit'in güneyinde askeri eğitim efendim, için tabii Türkiye e, evet. Niye karşı? Dedi. Çünkü e, niye, niye karşı ilan etti? Türkiye onları ilan etmek durumunda. Yani bölgeye sahip çıkmak durumdayız. Hukuki olarak. Yani yarın bize sorarlar. Peki e, o kadar e, Bağırıp çağırdınız, bilmem ne yaptınız, niye o zaman buralara sahip çıkmadınız diye büyük bir ihtimalle bizden sonra gelecek olan nesil nesille bu, bu hukuki münakaşalar yapılacak. Yani e, olay sadece şeyde kalmayacak, e, evet. çatışmada kalmayacak. Peki. Çatışma çıkarma çıkmaz mı konusuna geldiğimiz zaman? Yani e, çatışma çıkabilir de e, öyle söyleyelim. E, ama e, ben... E, 20 Ocak'tan evvel bir çatışmanın çıkabileceğini değerlendirmiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden, gelinceye kadar Biden'dan evet bir çatışma çıkacağını değerlendirmiyorum. Bir taraftan önce sonra Evet öyle sonra, sonra, olabilir. Önce olmaz ama sonra olabilir. Peki şimdi. çünkü o bölgedeki hareketler hareketler Amerika'ya rağmen değil. Evet Amerika her şeye hakim olmayabilir. Her şeyi istediği gibi yapmayabilir, yapamayabilir. Ama bu bölgedeki hareketlenmenin Amerika'ya rağmen olduğunu değerlendirmiyorum. Yani Hafter'in bu şekilde konuşması da büyük ihtimalle Mısır vardır arkasında, Fransa vardır ama Amerika Birleşik Devletleri'nin de ışık yakmasıyla olur. Yani amaç Türkiye'yi zora sokmak, Türkiye'yi Akdeniz'de zor durumda tedbir almaya zorlamak, belki başka bölgelerde, yani Suriye'de başka bölgelerde Türkiye'nin siyasal taviz vermesini gerçekleştirmek. Çünkü son olaylar ee, ...gerçekten Avrupalıları, müttefiklerimizi çok korkuttu. Yani e, ve Türkiye e, Türkiye'den ister istemez çekilmeye başladılar. E, ve e, Türkiye'yi nasıl durdurabilmenizin, durdurabilmenizin derken, hesabını yapıyorlar. Korkuttu derken Türkiye'nin bu bölgelerde için, attığı adımlar ve sağladığı kazanımlar mı korkuttu diyorsunuz? Adım Tabii ki şeyi kastetmiyorum. Yani e, böyle o imparatorluk, bu tamamen e, şeydir, e, psikolojik harekat yapıyorlar. Evet. E, ama Türkiye haklarını korumak için kendi gücünü kullanıyor. Bu gücü efendim. kullanırken de işte kullandığı teknoloji var. O teknolojiyi kendi üretmiş. E, dolayısıyla o bunları çok korkutuyor. Yani baktığımızda diğer ülkelerin öyle Fransa'nın e, aman aman bir silahlı kuvvetleri yok. Evet nükleer silahları var, füzeleri var, uydusu var, uçak gemisi var mı? Uçak gemisi çok hantal bir şey. Yani uçak gemisi manevra yapıncaya kadar e, beş tane uçak uçak gemisini perişan eder. Yani. Ee, öyle ya, ya da yanındaki korumaları ortadan kaldırırsanız e, diğer e, şeyleri e, gemileri ve denizaltıları yani uçak gemileri Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki dönemde uçak gemilerinden vazgeçmeye çalışıyor daha çok e, komutalı ya da şeyli e, uzaktan komutalı yani insan savaş araçları gibi. Denizaltılar tamam. Rusya'da yapıyor aynı Peki şeyleri. Peki efendim şimdi Bunları onu konuşacağız zaten. Yani ee, bu e, Türkiye'nin ortaya koyduğu. Yani bu... e, olaya olaya biraz böyle bakmamız e, lazım e, ve e, mutlaka e, bu konuyla ilgili e, bu konuyu ortaya atarken çok daha geniş bir perspektiften bakmamızda yarar olduğunu e, değerlendiriyorum.